Evet sevgili seyirciler, bu haftaki konumuz okul hukukuydu ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki çocuklarının okullarında ne gibi hakları var? Kendileri problemle karşılaştıklarında ne yapabilirler ve alternatif olarak da açılan özel okullar ki bu da bir devlet sistemlerinin sunduğu haktı. Mesela Almanya'da Pangea eğitim kurumları var. Bunlar franchising sistemiyle diğer ülkelere de belki ileride verecekler. Ve öğrencilerimizin, göçmenlerimizin çocuklarına yardımcı olarak yüksek okula gitmelerini sağlıyorlar. Oradan da bir yetkili Frankfurt Pangea Müdürü Özcan Bey bizleri bu konuda bilgilendirmeye çalışıyor. Sizlerden gelen sorulara geçmeden kısaca şunu sormak istiyorum. Vatandaşlarımız okuldaki hukuku bahsettik ama okul hukukuna karşı yani veli ve öğrenci olarak haklarını hem de yeni belki programı seyreden seyircilerimiz olabilir. Kısaca sizden alabilir miyiz Erdem Bey? Yani veli ve öğrencilerin ne gibi hakları var? Başlıklar halinde alalım. Epey sorular var çünkü. Tamam. Velilerin hakları en başta 4. sınıftan sonra çocukların okul seçimini zaten Özcan Bey de demişti. Evet. Hangi okul şekilleri seçmek istiyorlarsa onların hakkıdır. Öğrencilerin hakları veya daha doğrusu ikisinin de velinin de öğrencilerin hakları da. Mesela bir engel oluşuyorsa diyelim ki bir spor yaparken sağ kolunu kırdı. Çocuk da sağ eliyle yazıyor. Ya sınav zamanını uzatma hakkı vardır ya da sınavı erteleme ya da yazılı yerine sözlü sınav yapma imkanı vardır. Farklı sebeplerden dolayı çocuk mesela yavaş okuyorsa öğretmenler sınav esnasında kitap verme mecburiyeti vardır veya her okulda belki yoktur ama bilgisayar destekli sınavlar var, hakkı vardır. Diğer meselede de öğrencilerin sınavlarda yazma, bu çok hatalı yazanlar da oluyor. Onlara da belirli bir süre tanıyorlar. Mesela bir saatlik sınava 1,5 saatte yazabiliyor. Veya kelimeleri doğru yazmadığından dolayı bir sözlük de kullanabiliyor sınavın esnasında. En baştaki Bunlar temel hakları öğrencilerin ve öğrencilerin. veliler de okulda karşılaştıkları her türlü dersle ilgili şeyler olsun veya idari bununla ilgili gerek okul öğretmenleri gerekse idareyle karşılıklı görüşme, hukuken dosyalarına bakma, gerekirse şikayet etme. Tabii bu son adım hakları var. Evet, temel haklarından sizin dediğiniz gibi özetlersek çocuğuyla alakalı ne gelişim varsa onu bilme hakkı vardır. Yani her an okulu arayıp, öğretmeni arayıp işte çocuğun durumu nasıl ki öğretmen de bunun bilgisini vermesi gerekir veya okul müdürü çocuğun şu an ne yaptı, ne yapıyor diye ve çok bilinmeyen bir hak daha vardır. O da öğretmenlerle anlaşıp bir derse de katılma hakkı vardır. Mesela arkada oturuyor ve çocuğunu izliyor. Orada 1 saat veya bir derse katılabiliyor. Fakat bunu öğretmenle ve okul müdürüyle anlaşması gerekiyor ve o hakkı da sahiptir. Bunu okulda talep edebilir mi? Yani çocukların çok farklı bir durumu vardır. Bir türlü veliyi ikna edemiyorlardır. Ben çocuğumu biliyorum diyor genelde aileler. Biz de öyle diyebiliyoruz. Fakat çocuğun okuldaki durumu farklı oluyor. Okulda talep edebilir mi veliden? Geleceksiniz görün diye. Okulda talep edebilir. Belki etmemiştir şimdiye kadar ama talep edebilir. En azından görüşmeye talep etse bile ders esnasında çocuğunu Evet. görmesi çok faydalı olur. Peki, bir seyircimiz varmış. Alo. Alo ya. Buyurun efendim, kiminle görüşüyoruz? Ben Almanya'dan Hamburg'dan arıyorum. Buyurun, sorunuzu alabilir miyiz? Benim çocuğum Gesamtschule'ye gidiyor. Yani karma okula gidiyor, Evet, evet. 11 yaşında ama hani yüzmeye gitmesini istemiyorum. Evet. O yüzden dolayı da hani öğretmenleri kesinlikle gidecek dediler. O yüzden hani ne yapabilirim, nasıl savunabilirim hakkımı? Ben gitmesini istemiyorum çünkü karışık yüzüyor. Diğer bir sorum da sorabilirim değil mi? Tabii birincisi yalnız bu çocuğunuz kaç yaşında? Kız çocuğum 11 yaşında. Kaçıncı sınıfa gidiyor? 5. 5. sınıfa gidiyor. 5. sınıfa gidiyor. Bir saniye yalnız Avukat Bey bu konuyla ilgili yüzmeyle konusuyla ilgili bir şey daha sormamız gereken bir durum var mı? Yoksa siz açıklayacaksınız. Yok. Tamam. Diğer sorunuzu da yalnız lütfen kısa alalım çünkü süremiz kısa Evet, seyircilerin. diğer bir sorum da benim çocuğum 1. sınıf öğrencisi ama okula ben onu zorla götürüyorum. Hani istekli gitmiyor. O yüzden hani ne yapayım de ben çocuğumu istekle götüreyim? Çünkü her sabah ağlıyoruz. Her sabah işte karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Kaç yaşında? 7 yaşında. Tamam. Okul bulunduğunuz eyalette de Vorschule denen yani okul önce sınıf. Evet gitti. Geçen sene bir sene gitti ama Evet. şimdi 1. sınıfa gidiyor. O yüzden dolayı da Tabii. hani gitmek istemiyor. Her sabah bir hastalıkla kalkıyoruz. Tamam. Şöyle bir durum var yalnız. Tabii bu mesela biz programımızda hak ve hukukları işliyoruz. Şimdi çocuğunuzun hak ve hukukları yani bir de çocukların hakları konusu işlemek lazım. Çocuk ben gitmek istemiyorum dediğine göre Avukat Bey çocuğun gitmeme hakkı var mı? Sizin götürmeme hakkınız var mı? Bu tam ters bir şey.
tamamen psikolojik ve pedagojik bir cevap evet. o verilmesi gerekiyor. Yalnız yine de eğitimcilere bir soralım. Teşekkür ediyoruz. Tamam, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Önce yüzme ile ilgili tabii dini nedenlerden dolayı inancım gereği karışık yüzükler için göndermek istemiyorum. Ne yapayım dedi. İlk adım kısaca söylerseniz. Süreç olarak yazılı başvursun okula yani müdüre veya yine öğretmenin eline yani verebilir. Bu yazılı başvurmada da yazılı ben çocuğumu göndermiyorum değil de sebep olarak bir şey belirtmesi gerekecek. Evet. Onu da tabii farklı izah edebiliyorlar. Yani önemli olduğu için söylüyorum. Bu şu doğru mu yani? Diyorlar ki İslam'da yüzme yok ben o yüzden göndermiyorum. Veya X bir dindedir, Budizm'dedir, bilemiyorum. Budistler gönderiyor mu göndermiyor mu? İşte diyelim ki Budizm dininde de yasaksa, bunu dedikleri zaman büyük bir tepkiyle karşılaşıyorlar. Burada nasıl bir ifade kullanmaları gerekir? Gerekirse avukatla mı görüşmeleri gerekir? Evet, yazılı dediğiniz gibi başvurusunda sadece ben göndermiyorum derse yanlış anlaşılabilir. Artık hani dersten uzaklaştırmak istiyor gibi bir algılanma olabilir. Dini sebep göstermeden ziyade, yani dini sebep gösterirse şöyle başlayalım. O zaman okul veya işte mahkemeye çıkarsa bile mahkeme artık dini yetkili bir insana soruyor. O da gerçekten dininizde böyle bir şey var mı diye yani soruyor. Yani buldukları da Diyanet İşleri Birliği'nden, DİTİB'den bir yazılı kağıt mesela, isteyebiliyorlar. Mesela, evet. Fakat şöyle bir şey de karşılaşılıyor. Avukat Bey, ben diyorum ki bu konuyu en güzel bir avukatla görüşerek uygun bir dille yazsalar. Evet. Çünkü bunu karşılaştık, danışıyorum programında gittik. Okul müdürü görüşmüş. Bakın diyor, sizin dininizde peygamberiniz yüzmeyi teşvik etmiş. Böyle bir şey de var. Şimdi bir tarafta yüzme teşvik edilirken farklı bir şey diye biz buna inanmıyoruz. Çünkü bazı katılanlar da var diyorlar. Bir avukatla görüşmeleri daha doğru değil mi? Evet, yazılı başvuru yaptıktan sonra ve zaten red aldıktan sonra büyük bir ihtimalle şikayet mahkemeye gidebilir. Evet, mahkemeye gitmeyince ama yine de bir avukatla görüşsünler. Yazılıyı kendi de yazmak istemiyorsa yine daha önceden avukata gidip onun yardımıyla sosyal sebeplerden dolayı da çocuğun psikolojikmen rahatsızlığı da olabilir. Evet. Göndermemesi gerekebilir. Şu okula gitmek istemeyen çocuğun şeyi tamamen psikolojik ve pedagojik. Özcan Bey, siz tecrübelerinize göre birinci sınıf talebelerine ders vermiyorsunuz ama okulu teşvik etmek için ne yapmak lazım? Bizim Forşule hizmetimiz var. Orada birinci sınıf talebeleri var. Benim orada tavsiyem şu olabilir. Çocuğa sevdirmek lazım. Okulu sevdirmek lazım. Bunun yolu belki öğretmeninden geçiyor. Öğretmeninle görüşerek bir şeyler yapmak O zaman lazım. Şöyle yine mesela biz Pangea'dan sizi aldığımız için mindpangea.de'ye girerlerse Hamburg'daki evet. sizin franchising sisteminizde oradaki psikolog ve pedagoglar belki bir pratikte yardımcı olabilirler. Oradaki arkadaşlar yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, kiminle görüşüyoruz? Hüseyin Yıldırım. Bir sorum olacaktı efendim size. Benim oğlum birinci sınıfa gidiyor ve okulda biraz yaramazlık yapıyor. Otobüste de giderken biraz yaramazlık yapıyor. Evet. Ama yaramazlık yapmasının sebebi arkadaşları. Bunu arkadaşları devamlı bunu yaramazlık yapmaya dışlıyorlar. Yani yabancı olduğumuz için biz durduğum köyde tek yabancıyım. Ve o yüzden çocuğumu bir türlü kabullenemediler. Okula giderken çocuğum otobüste devamlı iteliyorlar öteye beriye. Çocuğum da onlara şey yapınca, karşılık verince okul müdürüne şikayet yaptılar bizim. Okul müdürü de oğluma bir hafta otobüs cezası verecek. Otobüste okula gitmeme cezası verecek. Ben de okul müdürüne söyledim. O ceza verirseniz eğer dedim çocuğum nasıl gelecek okula? Çünkü okula 4 kilometre uzakta duruyorum. Bana dedi siz gelecek. Ben dedim ben getiremem dedim. Beni tehdit ederek bana söyledi ki sizi belediyeye şikayet ederim dedi. Eğer çocuğunuzu okula getirmezseniz. Evet. Ne yapabilirim, ne evet. edebilirim? Bana bir yardım yapın lütfen. Peki. Okul Aile Birliği Başkanı da bu köyden. Çocukların Okul Aile Birliği Başkanı da bu köyden. O da çok büyük yabancı düşmanı bir kadın. Ne yapabilirim? Bana bir yol gösterin Allah rızası için. Peki. Olacağım. Teşekkür ediyoruz. Avukat Bey'le bu konuyu cevaplamaya çalışalım. Hayırlı akşamlar. Avukat Bey, şimdi tabii abi biraz dertli. Karadenizli şivesinden öyle anlıyorum. Çocuk biraz hareketli herhalde ama şöyle bir şey var. Hiperaktif de olabilir. Şimdi benim anlamadığım bir şey de şu vardı. Yani diğer çocuklar bunu teşvik ediyorlarsa bu çocukcağız da diğer çocukları niye teşvik etmiyor? Yani çocuk çocuğu, orada bir çocuk ortamı tabii de bilemediğimiz durumlar da olabilir. Sizce pratikte, hukuken okulun müdürü bir defa bu cezayı verecekse, hadi diyelim suçlu bulundu ama okula götürmeme işi gereği gidemeyebilir. Hukuken ne yapabilir?
Müdürün buradaki tavrı gayet normal. Çünkü gelen hakkı tepkiye göre. Evet. Gelen tepkiye göre. Daha doğrusu tabii iki tarafı belki dinlemek zorunda olabilir. Yaptım yapmadım bilmiyorum ama uzaklaştırabilir veya daha doğrusu onu yasaklayabilir o otobüste gitmemesini. Diğer konuda da... Veli kendisi götürmek zorunda bu arada. Veli götürmek zorunda. Çocuk daha birinci sınıftaymış. Zaten 9. sınıfa kadar mecburiyeti var. Yani götürmese çocuk da yetişkin olmadığı için ceza gelebilir. Gerçekten maddi bir ceza gelebilir. Onu götürsün. Okulu da eğer 4 kilometre uzaktaysa, daha yakın olan bir ilkokul varsa oraya bir sorsun. Yer peki, müsait mi? Yine de hukuken tabii okul idaresiyle görüşüp durumunu izah edip de belki sağlık nedeniyle götüremiyor veya iş yerinden izin alamıyor. Ama bu şekilde o çocuğun gitmesi lazım kanunen. O da yapılacak. Evet, yine de bir hukukçuya başvurmalar lazım. Alo, bir telefonumuz daha var. Alo. Peki. Biz şöyle yapalım. Esasında size sormak istediğim epey konu vardı. Ben Özcan Bey'le kalan kısmı tamamlayayım. Alman eğitim sisteminde dışarıdan bitirme yolları da var. Alman eğitim sisteminde de var bu. Alternatif çok kısa başlıklarla alabilir miyiz? Yani bu konuda ne gibi imkanlar var? Almanya'da alternatif eğitim, zweite Bildungsweg dedikleri bir husus var. Almanya bununla çok gurur duyuyor. Yani yarıda kalmış eğitimi tamamlama, işte akşam okulu gibi bir sürü imkanı var. O konuda biz yardımcı olabiliriz. Öyle bir şey düşünen vatandaşlarımız varsa. Yani yaşı ilerlemiştir, önceden kesmiştir, çalışıyordur ama tamamlayabilir. Aynen, dışarıdan öyle, bitiriyor. Evet. Artı bir de Türkiye'de üniversite veya lise bitirme imkanı var. Açık öğretim lisesi AÖL veya YÇS sınavı şeklinde Türkiye'de üniversiteye girme imkanı var. Belki bu da bir alternatif olarak görülebilir. Onunla alakalı bizim kurslarımız da vardır. Onu düşünen vatandaşlarımız varsa yine bize müracaat edebilirler. Peki kurs deyince tabii malum göçmen ülkesi. Bütün ülkelerde artık başlıyor yavaş yavaş. Yani ne derece doğru ayrı mesele de hukuken yabancı dil, yani entegrasyon kursu. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Entegrasyon kursu zaten 2005'ten beri Almanya'da var. Biz de bu hizmeti sunuyoruz. Biraz yani ilk arayan vatandaşımız da herhalde zannediyorum bir entegrasyon kursuna gidiyordur. Almanca dil kursu. Ona mecbur tutanlar vardır veya isteyerek yapanlar vardır. O konuda da biz yardımcı olabiliriz. Peki. Son olarak da size şunu sorayım çünkü süremiz bir dakika kaldı. Cüneyt Gorabey Zondersurelerle ilgili demişti. Yani Birleşmiş Milletler 2008'de imzaladığı anlaşma gereği haklar bilgisi uyarınca diyor engelli çocukları olan varsa çocukların herkese açık okullarda da okuma hakları var ama böyle olmasına rağmen yasaklanan bu maddeye rağmen Zonderschule dediğimiz, yani Zonderschule'yi ben her programda işlediğimiz her şeyde biraz izah etmeye çalışıyorum. Şöyle, yani çocuğun doğuştan bir rahatsızlığı varsa bu çocuk normal eğitim içinde olmayabilir. Ama hani bir yeri rahatsızdır, zihinsel özürlüdür. Bunların özel okula gitmeleri gerekebilir. Fakat çocuğun kulağı duymuyor gibi. Mesela kendi çocuğum kulak özürlü bir çocuğum. Ama kulakların İşitme engelli okullara gidebiliyor. Zonderschule konusunda ne gibi hakları var, ne dersiniz? Ya, değindiği nokta Birleşmiş Milletler 2008'de bu anlaşma yaptı. Almanya bunu kanun olarak daha tam faaliyete geçirmedi. Açık evet, konuşalım. Almanya bunu destekliyor fakat daha faaliyete geçmediği için şu anki birinci sınıfa kaydolan çocukların test yapılıp işte normal düz okula devam edebileceğimi yoksa sizin dediğiniz gibi özel bir eğitim alması gerektiğini ona bakıyorlar. Özel eğitim alma gerektiğini fark ederlerse ikinci adımda da bakıyorlar. Bu çocuk yine de düz okulda, diğer karışık okulda şey veya karışık bir sınıfta diğer öğrencilerle beraber ders çalışabilir mi? O kapasitede varsa, gerçi diğer kapasite meselesi değil zaten ama onlarla beraber orada bir ders görebilirse o sınıfa, o sınıfı dolduruyorlar o çocuklarla. Yoksa o Zonderschule ayrı bir okula gönderiyorlar. O hakları da velilerin seçme hakkı vardır. Düz okula da gidebilir. Zonderschule de bir haktır yani. O bir evet, ceza değildir. Bir haktır dediğiniz gibi. Dolayısıyla oraya gönderme imkanları var. Özel eğitim alıyorlar ve özel ilgi alıyorlar. Diğer meselede de test üzerine orada şart koşuyorlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Zonderschule konusu apayrı bir konu. Fakat yaşadığım tecrübe, kendi oğlum kulaklık kullanıyor. Özel okula özellikle biz göndermek istedik. Çünkü 7-8 öğrenci birlikte ders alıyorlar. Şu anda yüksek okula gidecek yolu da açıldı. Ve kano takımında okul ikincisi oldular. Yani sosyal yönleri de var ve derslerinde de çok başarılı. Ailede iş bitiyor. Ama çocuğunuz doğuştan özürlüyse doğal olarak özürlü olan okullara gitmek de gerekebiliyor. Bundan da kaçınmamak lazım ama hakkınız yendiğinde de avukatla görüşebilirsiniz. Gülcan Doğan, Hüseyin Yıldırım, Seyma Özşahin, Ahmet Turan, Melek Turan birçok sorular var.
Bu sorulara şöyle cevap vermeye çalışacağız. Önümüzdeki programlarda bizim bir sonraki hafta veya bedelli askerlikten dolayı bunu daha sonraki haftada işleyebiliriz. Kalan bu hafta cevaplayamadığımız soruları cevaplayacağız. Çünkü soru cevap şeklinde bölümümüzü daha önce yapmıştık. Önümüzdeki programlarımızdan bir tanesi de bu olacak. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki programlarda buluşmak umuduyla hoşça kalın diyoruz efendim.